Bugün sizlere nereden sesleniyoruz? Bugün sizlere cennet vatan İzmir'den sesleniyoruz. Evet, İzmir'de sizler için Kurban Bayramı mesajları alacağız. Arka planda saat kulemizi ve il hükümet konağını da görüyorsunuz. Burası gerçekten İzmir'in en tanınmış, en bilinen yerleri. Bakalım vatandaşlar kurban hakkında, bayram hakkında bizlere ve siz gönül dostlarına neler söyleyecek diyoruz. Kameramanım İsmail ile birlikte biz yola koyuluyoruz. Hep beraber. Efendim konak meydanındaki bayram mesajlarına başladık. Bir gurbetçi aile, daha doğrusu benim deyimimle Avrupalı Türk aileyi yakaladık. Onlarla tanışacağız. Merhabalar, tanıyabilir miyiz? İsim Ömür Yıldırım. Almanya doğumluyum. Almanya'da yaşıyorum, Almanya'da çalışıyorum. Güzel. Seni tanıyalım. Benim adım Büşra Yıldırım. Sizi tanıyalım. Ben Ferah Yıldırım. Siz? Nurgül Yıldırım Avcı. Eyvallah. İzine geldik. İzine geldim. Kardeşimi ziyaret etmeye geldim. O Almanya'dan kesin dönüş yaptı. Eyvallah. İzmir'deyiz bugün. Biliyorsunuz bayram. Siz bayrama nasıl hazırlandınız? Bayrama nasıl hazırlandınız? Yeni üst baş, şeker, çocuklara hediye. Evet, hediye. Böyle. Peki Almanya'da nasıl hazırlanıyoruz? Almanya'da da değişen bir şey yok. Biz kültürümüzü korumaya çalışıyoruz. Aynı buradaki gibi. Yani bayramı yaşatmaya çalışıyoruz. Mesela neler yapıyorsunuz bayramdan birkaç gün önce? Aynı buradaki gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz bayram için. Söyleyin. Temizlik yapılır, bakalar açılır, tatlılar yapılır. Misafir gelince ikram edilir. Kurban kesiyor muyuz orada da? Kesiyoruz. Daha doğrusu gönderiyorum. Kendimi kesiyorum ve gönderiyorum adıma. Eyvallah. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz bayrama? Temizlikmiş. Hediyelermiş, tatlılarmış. O şekilde. Akraba ziyaretleri. Değil mi? En önemlisi bayramlardaki. O, evet, evet. Evet. Maalesef Almanya, Türkiye gibi o iyi olmuyor. Yani gurbette yaşadığımız için hasret kalıyoruz biz. Türkiye'den nereliyiz? Türkiye, ben Denizli Çivril içindeyim. Denizli Çivril dersiniz. Çivril. Bayramı sen nasıl karşılıyorsun? Yani bayram benim için çok iyi. Hep hediyeler de geliyor, şeker geliyor. Hem akrabalarım... Bayram ziyaretinde büyüklerin elini öptüğün zaman sana ne veriyorlar? Şeker mi, para mı? Para veriyorlar, şeker de veriyorlar. Hediye. Gerçi Avrupa'daki çocuklar şekerle falan çok mutlu olmaz değil mi? Daha çok para olması lazım. Yani. Sizden başlayaraktan bir Kurban Bayramı mesajı alalım. Hem sevdiklerinize hem Avrupa'daki dostlara. Bütün dostlarıma, özellikle Almanya'da yaşadığı aileme, Neuilm şehrinde yaşadığı aileme Kurban Bayramı şimdiden kutluyorum. Bütün Müslüman ailelerin Kurban Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Benim de diyeceğim. Babama katılıyorum diyorsun. Ben de tüm Türkiye'nin ve Almanya'daki gurbetçilerin bayramını kutluyorum, ailemin de, Aydın'daki ailemin. Sizden de güzel bir kameraya bakaraktan. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Dolayısıyla daha farklı bir bayram mesajı. Benim mesajım, bütün dünyaya barış istiyoruz. Kavgalar, savaşlar bitsin istiyoruz. Müslüman ülkelerimize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Ve barış dolu bayramlar diliyorum. Hep beraber, başta Denizli Çivril olmak üzere Avrupa'ya, Neuilm'a, her tarafa. Neuilm'e. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Efendim hanım bir kızımız var. Onunla tanışacağız öncelikli olaraktan. Akabinde inşallah bayram hakkında, kurban hakkında sorularımız olacak. Bakalım neler söyleyecek diyoruz. Mikrofonu uzatıyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Nurcan Ayla. Nurcan kaç yaşındayım? 17 yaşındayım. Nereliyiz aslen? İzmirliyim. Buralıyım. Doğma büyüme. Hı hı. Oo.
Peki. Yardım alayım. Oo, çok güzel. Bunlar da aileniz mi? Bu annem, bu ablam. Annemin kaynanası, halası. Annenin kaynanası. Annenin kaynanası. Ablamın kaynanası, pardon. Annenin kaynanası senin eben oluyor ya da anneannen oluyor ya da babaannen oluyor. Neyse, şaka bir tarafa, bayram mesajları alıyoruz. Bayram için nasıl hazırlık yapıldı ya da senin için bayram nasıl geliyor? Tabii ki büyüklerimizin verdiği harçlıklarla. Kurban Bayramı'nda sürekli zaten... Alacağız, daha vermediler herhalde. Bayram harçlıklarını daha alacağız. Alacağım. Önce el öpeceğiz. Önce annemin babamın elini, sonra ailemin, akrabalarımın. Sen neler yaptın bayram öncesi, bayram... Her kız olduğu gibi ben de alışveriş yaptım bayram için. Oo, ne aldın mesela? Kendime pantolon aldım, yırtık pantolonlar aldım. Yırtık pantolon aldım. Tabii açık tişörtler aldım. Yırtık pantolona bir de para mı verdin? Evet. Ya yırtık pantolon diyorsun, hatta, para. Hatta yırtık olmayan pantolonlara verdiğimden daha çok para verdim. Sende akıl var mı? Herhalde var. Yırtık pantolona para verdin diyorsun. Evet. Allah Allah. Moda bu, moda. Moda, moda için. Tamam, bayram mesajı ver desem, başta İzmir olmak üzere tüm seni tanıyan sevdiklerine neler söylersin? Başta İzmir'in güzel kızları olmak üzere aileme, akrabalarıma hepsine sevgiler gönderiyorum. Biz de sana bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kızınız mı? Kızım. Anne konuşamadı ama kız hepsi için konuştu, bütün aile için. Ben onlar yerine konuşurum, onlar konuşmasa da olur. Efendim, hasbihallerimiz devam edecek. Seni bir tanıyalım. İsmim Harun. Memleket Muş. Bolu Mengen'de kamu görevlisi. Güzel. Ne işin var İzmir'de? İzmir'de 10 günlük tatile geldim. Ailen burada? Ailem burada değil, halam burada. Halanı ziyarete geldin. Halama ziyarete geldim. Sen orada memursan, bayram hazırlık yaptın mı? Hazırlık derken alışveriş yaptım. Kurban deyince ilk aklına ne geliyor? Kurban. Kurban bayramı deyince Hazreti İbrahim geliyor. Onun oğlunu tam İsmail Aleyhisselam'ı keserken Cenab-ı Hak oradan oçu indiriyor. Kurban bayramı oradan oluşuyor yani. Eyvallah. Hazreti İsmail'i kurban edeceği zaman Allah-u Teala tarafından bir koç gönderiliyor. O koç kurban ediliyor. Ondan sonra İslam aleminde, daha doğrusu sürekli gelen bu kurban kesiliyor. Eyvallah. Bir de bayram mesajı alalım senden. Sevdiklerine, tanıdıklara. En başta bütün İslam aleminin kurban bayramını kutlu olsun. Ondan sonra Muş'taki ailemin, ondan sonra Bolu Mengen'deki iş arkadaşlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyoruz. Efendim, hasbihallerimiz devam edecek. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Zeynep. Aslen Kahramanmaraşlıyız ve İzmir'deyiz 25 yıldan beri. Eyvallah. Bugün burada geziyorsunuz Konak Meydanı'nda. Evet, alışveriş için çıktık. Eyvallah. Sizden bir bayram mesajı alacağız ama bayram mesajı almadan önce bayrama nasıl hazırlandık? Kısaca şöyle bir hatırlarsak. Vallahi evde temizlikti. Ondan sonra bayram tatlısıydı. Kahvesiydi işte. Bugün de kahve almaya indik. Gelene gidene ikram etmek için çikolatamızdı. O şekilde hazırlanmaya gayret ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Peki Maraşlıyım dediniz. Maraşlı da biliyorsunuz. Evet tabii, doğma büyüme aslen Maraşlıyım. Kökenimiz oralı. Böyle bir kıyaslayın desek, Maraş'taki bayramlarla İzmir'deki bayramların arasında fark var mı? Tabii arasında çok dağlar kadar fark var. Bizim memleketimizdeki gibi hareketli değil burası. Mesela ilk aklınıza gelen nedir fark olarak? Mesela bizim orada daha çok genellikle tatlı olsun, dondurma olsun daha çok şey yapılıyor. Burada o kadar çok. Burada genellikle lokumla kahve daha çok. Burada biraz daha hafife mi kaçıyor? Hafife kaçıyorlar tabii. Eyvallah. Bir de seni tanıyalım. Emine ben de. İzmir'de yaşıyorum ben de. Doğma büyüme ben İzmirliyim. Sen nasıl hazırlandın bayrama? Ben bayrama nasıl hazırlandım? Annemle beraber temizlik yaptık biz de işte. Aynı alışveriş falan derken öyle biz de hazırlanmaya gayret ediyoruz. Eyvallah. Sizden bir bayram mesajı alalım. Hem sevdiklerinize hem tanıdıklarınıza. Böyle isim olarak değil de genel olarak. Vallahi buradan bütün aileme bayramını mübarek ediyorum. Bütün büyüklerimin ellerine falan öpüyorum. Herkese iyi bayramlar diyorum. İnşallah Allah tekrarını nasip eder. Amin diyoruz. Senden de bir bayram mesajı alalım. Ben de tüm herkesin bayramını kutluyorum. Çıkıyor gibi bir hal var. Tanışalım. Yüzünü de göstermiyor, görüyor musunuz? Yenge görecek, kızacak diye. Mesut.
Mesut kardeşim, beraber saklanalım bari. Yok ya, aman göster. Bayrama nasıl hazırlandık? Bayrama nasıl hazırlandım? Emekli adam nasıl hazırlanırsa o hiç şekilde. Hiç hazırlanmadık. Yok. Para mı var, para mı? Bu röportajdan bir şey çıkmaz. Çıkmaz, yani çıkmaz. Bu çıkmaz yani. Biraz önce konuşalım dedi ama şimdi yengeden... Yenge! Ben alışkın değilim. Görüşmek dileğiyle. Röportajlarımız başka devam edecek. Başlayalım. Gözlerimin rengi, duydum ki unutmuşsun. Gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerde. Sana akan yaşlara, yazık olmuş o gözlerden. Sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevgimle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani bendim yedi renk, hani tende canım. Hani bendim yedi renk, hani tende canidim. Hani gündüz hayalim, geceler rüyayım. Hani gündüz hayalim, geceler rüyayım. Demek ki senin için aşk değil yalanım. Acırım beder ola. En güzel. Efendim, Kemer Altındaki bayram mesajlarına devam ediyoruz. Bir kardeşimizle tanışacağız. Benim adım Halil Akça. Halil Bey kardeşim, eyvallah. Kurban Bayramı için ne gibi hazırlıklar yaptık? Vallahi Kurban Bayramı gibi hazırlıklarımız, şimdi köye hazırlığımız olacak inşallah. Köye mi gideceğiz? Evet, köye gideceğim. Yani silah-ı rahim edeceğiz? Evet, aynen öyle yapacağım. Kurban kesiyor muyuz? Kesiyoruz. Allah nasip ederse kurbanımızı kesiyoruz. Ziyaretlerimizi yapıyoruz. Kurban deyince ilk aklımıza ne geliyor? Vallahi ben kurban deyince ilk aklıma ziyaretler geliyor. Kurban kesmek gelmiyor. Geliyor canım. Kurban tabii keseceğiz. Kurban kesmez miyiz ya? Eyvallah. Peki ziyaretler diyoruz. Eski kurbanla bayramlarla şimdiki bayramları bir kıyaslasak. Şimdi kardeşim, eski bayramlar çok farklıydı. Şimdiki bayramlar artık çorunçluğunu alan denize gidiyor. Ben ne yapıyorum? Ben gidiyorum yaylaya gidiyorum, ovaya gidiyorum. O da bir nevi denizde tatil değil mi? Hayır, ama işte bak ne, ben eski şeylerimi özeniyorum yani. Eski çadırda. Orada şimdi aileler var mı? Tabii canım. Ailelerim var. Annem var, babam var. Onları ziyaret ediyorum. Tabii canım, onları ziyaret ediyorum. Son olarak bir de bayram mesajı alalım. Kameraya bakıyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sağlıklı günler, kazasız günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bayram mesajları devam ediyor. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim, ben Nihat. Kurban deyince, bayram deyince ilk akla ne geliyor? Müslüman aleminin kurban bayramını kutluyorum. Nice nice güzel günler, nice bayramlar dilerim. Peki ne gibi hazırlıklar yaptık evde? Bir hazırlık oldu mu? Tabii ki. Bayrama özel. İlk önce hanımlar evde ayrı bir temizlik uğruna başlar. Daha sonra çocuklara bayramlık tarzı. Tabii ki her şeyden önce kurbanımız. Gittik, alışverişimizi yaptık ve o günümüzü bekliyoruz. Sabah ilk namazımızı kılıp sonra kurbanlarımızı kesip büyüklerimizle bayramlaşıp normal bir hayatımıza devam edeceğiz. Sizleri tanıyanlara bir selam. Herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz bu güzel aspiyal için. Bayram mesajları devam ediyor. Bizi tanıyalım. Münir Ayhan, esnafım. Ne gibi hazırlıklar yaptık? Şükür, kendimizi psikolojik olarak, maddi olarak, manevi olarak hazırladık inşallah. Karşılayacağız güzel bir şekilde. Kurban deyince ilk akla ne geliyor? Her müminin gücü yettiği süre içerisinde yapması gereken bir ibadet. Eyvallah. Allah razı olsun. Neler yapacağız bayramın ilk günü?
inşallah bayramın ilk günü bayram namazına gideceğiz. Kurbanlarımızı alacağız, kurbanlarımızı keseceğiz. Peki şimdiden kabul olsun diyelim kurbanınız. Sizi sevenlere, tanıyanlara bir bayram mesajı. Hayırlı bayramlar. Memlekete, ülkemize, tüm Müslümanlara hayırlı olsun inşallah. Eyvallah. Biz de dilek ve temennilerine katılıyoruz müdür kardeşimizin. Efendim kemer altında bayram mesajları alıyoruz. Kanal 58'i görünce ben de Sivaslıyım dedi. Bir tanışalım. Yusuf Milli. Sivaslıyım. Trabzon'dan oğlumun yanına bayram ziyaretine geldik. Tesadüf gezerken 58'i görünce dayanamadım. Eyvallah. O zaman sizden bir bayram mesajı alalım desek kimlere ve nasıl mesaj verirdiniz? Bayramda öncelikle tüm şehitlerimize, geçmiş ölmüşlerimize mekanları cennet olsun. Huzur, sağlık, mutluluk diliyorum. Allah ülkemiz için, olsun. Herkes için. Öncelikle tabii ki huzur, mutluluk. Ve insanların da ekonomik açıdan daha mutlu, daha refah bir şekilde geçirmesini diliyorum. Bayramda, Kurban Bayramı'nda kurban kesecek miyiz? Tabii ki oğlumuzun yanına geldiğimiz için o şekilde yapacağız. Oğlum da burada öğretmen. İlk bayramı başta burada. Sivas olmak üzere bütün sevdiklerinize bir el sallıyoruz. Bütün Türkiye'ye, dostlara, akrabaya ve özellikle Sivas'a. Tüm izleyenlere. Tüm izleyenlere ve kanalınıza. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Mustafa Kara. Siz de tanıyabilir miyiz? Vesile Kara. Kara ailesiyle beraberiz. Bayram mesajı alıyoruz. Kurban deyince ilk akla ne gelir? Kurban tamamen bizim bir ibadetimiz genel olarak. Herkese sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlara. Herkesin kurbanı kabul olsun. Herkese de Allah bol bol et yemek nasip etsin. Peki yenge hanım siz kurbana nasıl hazırlandınız? Bayrama nasıl hazırlandınız? Vallahi sabırsızlıkla bayramın gelmesini bekliyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla inşallah hayırlısıyla. Allah'ım herkese hayırlı bayramlar nasip etsin. Bir telaş tabii. Tatlılar yapılacak, kurban kesilecek. Herkes çoluğuyla, çocuğuyla inşallah. Allah herkese göstersin hayırlısıyla. Amin diyoruz. Son olarak? Herkese sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlar inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sen biraz heyecanlandın. Bir de hanım kızımızı tanıyalım. Adım Zeynep Nur, soyadım Kara. Zeynep sen nasıl hazırlandın bayrama? Ya ben biraz telaşlı hazırlandım. Mesela? Mesela alışverişiydi, şeydi falan hepsi. Biraz. Ya sen annenden daha mı çok telaşlı hazırlandın? İşte biraz. Peki bayramda neler yapacaksın? Kurban etinden yiyeceğim. Yani büyüklerimle bayramlaşacağım. Öyle geçeyim. En önemlisi de oydu değil mi bence? Evet. Buradan arkadaşlarına, senin yaşındaki gençlere bayramda neler yapmalarını tavsiye edersin? Yani büyükleriyle iyi yani konuşsunlar, şey yapsınlar. Ellerini öpsünler. Evet, ellerini öpsünler, para toplasınlar, şeker toplasınlar yani. Teşekkür ediyoruz sizlere. Önce seni bir tanıyalım. Ben Mustafa Aldırekoğlu. Fikrimin ince gülü, gönlümün şen gülü. Fikrimin ince gülü, gönlümün şen gülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ayaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ayaktın beni. Almışım ben bir deli, o gün ki gördüm seni, yattın ayaktın beni. O gün ki gördüm seni, yattın ayaktın beni. Teşekkür ederim.
Güzel ülkemin güzel insanları, bu haftalıkta İzmir'den sizlere seslendik. İzmir'deki vatandaşlarımızla bayram hasbihalleri gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız dillerini döndüğünce bayram mesajları vermeye gayret ettiler. Her zaman söylediğimiz gibi sürçülisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın.